Kamera orada can. <laughs> of. Merhabalar 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 nasılsınız? Kamera şurada mı dursa şurada mı dursa çok karar veremedim. Ama böyle de ne bileyim şöyle mi dursak? <laughs> Aşko Mart yatağın kusuruna bakmayacaksın. Biz selamlaştık mı? Hello bebeğim. Nasılsın iyi misin? Ben gayet iyiyim. Umarım güzel bir hafta geçiriyorsundur. Umarım umarım. Bugün bana gelen soruları cevaplayacağım. kamera çok yukarıda duruyor ya. Hah be şükür bak böyle daha iyi olduk yemin ederim var ya. Kendimize işkence çektirelim. Bana gelen o muhteşem soruları cevaplayacağım aşkım. Başlıyoruz o zaman. Ha? İlk YouTube videom. Şimdi ilk soru demiş ki dünyada sadece sen ve dü <laughs> dünyada sadece sen ve bir kadın kalıyor. İnsan... Ben okumayı unutmuşum. <laughs> Dünyada sadece sen ve bir kadın kalıyor. İnsan neslinin devamı için onunla birlikte olur muydun? Hayır olmazdım. Kadın sebepli değil ama. İnsanlık yok olsun bana ne? <laughs> Aşkım insanlığın hali ortada. Dünyayı çevirdiği hal ortada. Gittiği her yeri kurutuyor. Ne hale getiriyor? Bana ne? Yani bence insanlığın yok olması. Dünya için çok daha iyi olur. Dünyadaki canlılar için özel. Canlılar bir rahat nefes alır yemin ederim. O yüzden kurusun bana ne? Şimdi de şey diyorlar ya. LGBT lojileri. Loji ama. <laughs> İnsan soyunun sonunu getirmek istiyor. Ay gelirse gelsin bana ne. Sanki insanlık çok güzel de çok matah şeyleri var da insanlığın aman sonu gelmesin. Ki ne yapacağım ben böyle pusuda beklemiş insanlığın sonu gelsin diye bekliyor falan mı? Böyle mi düşünüyorlar acaba? Çok ilginç yani. Hanımefendi kusura bakmasın. Hanımefendiyle alakalı bir durum değil. Kurusun. İnsanlık nesli gitsin bana ne? Yeni soru. Bir kavgayı izleyip ortalığı karıştırmak mı yoksa kavgaya girmek mi? Aşkım tabii ki de kavgayı uzaktan izleyip ortalığı karıştırmak. Yani kavganın içine niye dahil olayım böyle? Karıştıracaksın ortalığı böyle. Hmm. birbirinizi diye bekleyeceksin böyle. Hatta ben küçükken öyle yapardım. Oyun kartları vardı. Yu-Gi-Oh! diye çizgi film. Anime galiba hatta. Çıkardım böyle tepeye. Haydi koşun çocuklar. Kapış kapış yapardım böyle. Fırlatırdım bunu abi birbirine. Bir yerde bir yerde bir yerde. Ben yani böyle yapardım. Ezin birbirinizi köleler. <laughs> Bebeğinizi yemeni hoşuma gitti. Bir daha yapın. <laughs> Çok fena bir çocuktum ben. İnanılmaz. Şu an benim şey halim. Dizginlenmiş halim. <laughs> Yeni soruyu yolla bakalım. TikTok hesabını ne için açtın? Bura karanlık mı oldu yoksa bana mı öyle geliyor? TikTok hesabını ne için açtın? Buluk için <laughs> Ne güzel burada istediğin gibi küfür edebiliyorsun. Gerçi bir koyarım ben buraya da. TikTok hesabını ne için açtım? Aslında özellikle TikTok açayım diye bir düşüncem yoktu. Pandemi zamanının sonuna doğruydu galiba ve herkes gibi ben de sosyal medyada dolaşıyordum. Ama böyle benim istediğim gibi içerikler üreten birisi yoktu. Ben bazı konularda dikkat çekilmesini istiyordum, konuşan birileri olsun istiyordum. Ve benim kafamdaki şeyleri söyleyecek, konuşacak birisi olsa vesaire diyordum. Baktım kimse yok dedim. Can milletten bekleyeceğine kendin gir aşkım girdik. <laughs> Öyle oldu. Millet paylaşmıyorsa ben paylaşırım aşkım. Ben konuşurum. Millet Milletten ne medet umuyor? Kendin pa pa pat konuş. Hiç gerek bile yok yani milletten bir şeyler beklemene. Niye bu kadar gerildim? <laughs> Bilmiyorum. Geldiler bana gelen. Bu yüzden açtık. İyi ki de açmışım çünkü kendimi çok daha fazla kendim gibi hissediyorum. Olduğum insanı yansıtabiliyor gibi hissediyorum. Olduğum kişi olmaktan hiç utanmıyorum. O zamanlar açmadan önce daha utandığımı söyleyebilirim kendim olmaktan. Utançtan kastım hani böyle falan değil. Kendini benimseme kabullenmeyle alakalı söylediğim şey. <laughs> Gülesim geliyor abire niye öyle? <laughs> Parayla ilişkin nasıl? Aşkım para bana çok uğramıyor. <laughs> Ama benim dinim, imanım hepsi para. Ben paraya tapıyorum. Para ben. Üç büyük tanımız var bizim aşkım. Dolar, avro, bir de kuvvet dinarı. Kuvvet dinarı nasıl değerli biliyor musun sen? Benim baş en büyük tanım kuvvet dinarı aşkım. Bir kuvvet dinarı kaç liraydı? 40 küsur de en son. Şu an kaç bilmiyorum ama paraizm diniyle kucaklaşın bebeklerim. Para benim her şeyim aşkım. Ben zamanda parayla sevgili de oldum. Ay öyle, tövbe yarabbim. Hay öyle değil. <laughs> O anlamda demedim. Hayır öyle bir şey yapma. Yani sevgilimin adı paraydı. Ayrıldık parayla. İnşallah geri barışırız diye düşünüyorum. İtiraf edeceğim ama ben paraya aşığım. Yeni soru. Motivasyon düşünce ne yaparsın? Valla ben bir güzel ağlarım. <laughs> Onun dışında kendime şunu söylerim. Can sen bugüne kadar neleri neleri aştın. Neleri neleri başardın. Ne dip noktalardan çıktın sana bu komaz. Sen bunu kahvaltıda ekmek arası yersin. Senin güçlü olduğunu ve bugüne kadar neler başardığını biliyorum. Nelere karşı neler başardığını. Başarısız da olabilirdin ama nelerle uğraştın. O uğraştığın şeylerle az buçuk da olsa ayakta olabilmek bile bana göre bir başarı. Böyle. Bir gün uyandığında çocuk olduğunu görsen ne yapardın aşko? Altıma sıçarım ne yapacağım? Yetişkinlikte zor mücadele ediyoruz dünyayı. Bir de çocuk olarak geleceğim. Yok aşkı. Altıma sıçar uyurdum ne yapacağım? Çocukluk şöyle güzel. Çalışmak zorunda değilsin. Bu çok iyi ama şu anki zekamla girebileceksem çocuk olarak olabilir. Filozofa takan gibi haberler çıkarılardı beni. <laughs> Kendimi nasıl sevebilirim? Önce git psikologdan, psikiyatrden yardım al aşkım. Ama bunları yapamıyorsan sana önerebileceğim birkaç bir şey var. Günümüz güzellik algılarına takılmamaya çalışacaksın. Tamam takılma demek kolay da bunu nasıl yapacaksın peki? Can kamera burada. <laughs> Şimdi bu güzellik algıları sürekli değişen bir algı. 5 sene önce Çil kusur olarak görülüp herkes Çil'ini kapamaya çalışıyordu. Kapatıcılarla, fondötenlerle. Ama şu an günümüzde Çil bir güzellik algısı olarak sayılıyor. Hatta insanlar Çil kalemi bile ürettiler. Kendilerine sahte Çil yapabilmek için. Sen düşün 5 sene önce Tukaka diyorlardı, ıı yapıyorlardı. Şimdi kendilerine Çil yapıyorlar. İşte böyle ikiyüzlü bir algı bu. Ya da mesela eski zamanda Kilolu kadınlar daha çekici bulunurmuş. Evlilik için daha çok tercih edilirmiş. Ama şu an günümüzde kilolu insanlar inanılmaz linç yiyorlar. Güzel dediğine çirkin diyebiliyor, çirkin dediğine güzel diyebiliyor. Sizin burada benimsemeniz gereken şey siz hep güzelsiniz. Sadece bu algılar değişip değişip duruyor. Oynak böyle. Oynuyor oynuyor duruyor. O yüzden asla kendini çirkin hissetmeyeceksin. Böyle iki yüzlü kendiyle çelişen bir algı sebebi. Ki bu algı zamana göre değişiyor. Dönemine göre artı bir de coğrafyasına göre de değişiyor. Mesela Kore'de sakalsız erkekler daha çekici bulunurken Orta Doğu'da sakallı erkekler çekici bulunuyor. Hem coğrafyasına hem zamanına göre değişen sahte bir algı bu. Bu algının sahteliğini kabullenmek gerek. Ayrıca şunu da kabullenmek gerekiyor. Bir insanı kendinden daha güzel bulman ya da daha başarılı bulman o insanı senden daha üstün yapmıyor. Hepimiz insanız ve birbirimizden öyle pek bir üstünlüğümüz de yok. Çok kısıtlı bir hayat yaşayacağız ve bu kadar kısıtlı bir hayatta bir canlıya zarar vermediğin sürece hiçbir şey için kendini kasmaya, utanmaya değmez. O yüzden bu dediklerimi iyice tekrar edip kafana kazıyorsun aşkım. Tamam mıdır? Evli misin? Ha evliyim. Bu hayalik hocam, bu da hayali karım. Nazife ile Nazif. Tam tersi galiba. Nazife ile Nazif. Nazif, Nazife. Favori ünlün kim? Kendim. İleride siyasete bulaşmayı düşünüyor musun? Aşkım ben siyasete bulaşırsam eğer 02 Perinçek gibi ortada kalırız. Hatta yok be Perinçek'ten daha çok alırız ya. 01 alırız falan diyecektim de Perinçek'ten çok alırız. Videoda dursam bile izlerim. One hour later. <laughs> Durma. Kurt var bende. Ay Allah korusun. Yeni soru. Burcun ne? Aşkım benim Burcum akrep. Ama ben hiç akrep gibi değilim bana sorarsan. Akrepler falan böyle kıskanç olurlar baya. Ama ben ne sevgili ilişkisinde ne de arkadaşlık ilişkisinde kıskanç biri değilim. Hatta bana arkadaşlarım... ...at <laughs> derler. <gülüyor> Yükselim mesela yay. Bence ben yayın daha çok etkisindeyim. Rahatım. Geleneklere takma Umursamam. Mis yani. Bu şekilde yaşıyorum. Bu arada sorular bitti ama ben direkt kapadım. <laughs> Direkt zonk diye kapat. zong. Ay sorry aşkım vallahi unuttum. Hiç hayatımda YouTube videosu mu çekmişim ben? O zaman kendine dikkat et. Kendi benim yerime de sevmeyi unutma. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. İyi geceler dileyecektim. Ne alaka sabah körü tövbe yarabbim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay. Bu ne tam